Haber platformuna hoş geldiniz sayın seyirciler. Haber platformunda bu hafta ülkede son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri olan elektriği masaya yatırdık. Aynı zamanda bir diğer konu başlığımızsa yenilenebilir enerji konusu. Bu haftaki konuğumuzsa Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Osman Eminel. Haber platformu başlıyor. Osman Eminel röportajımızın ilk bölümünde ülkede elektrikle ilgili yaşanan sıkıntıları bizlere anlattı ve sıkıntılardan en önemlisinin üretimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti Osman Eminel. Ülkemizdeki elektriği tabii üçe ayırmak lazım. Tüm dünyada öyle bir üretim kısmı var, iletim kısmı var, bir de dağıtım kısmı var. İletim kısmında belli bir noktaya geldik, uzun bir süre bizi idare edebilecek veya az bir yatırımla çağdaş bir hale gelebileceğimiz bir noktadayız. Üretim sınırda, dağıtım biraz sıkıntılı görünüyor. Şimdi üretimle ilgili bakacak olursak iki noktada üretimimiz var ülkede. Teknecik ve Kalecik. Kıptekin elinde olan Teknecik'te 2 tane 60 megawattlık buhar türbinimiz var. Yanında 105 megawattlık da dizel santrallerimiz var. Ve bir diğeri de Kalecik bölgesinde yine 105 megawattlık kurulu gücü olan bir özel firmanın çalıştırdığı yine dizel jeneratör grubumuz var. Toplam 330-333 megawatt gibi bir yükümüz var. Kurulu gücümüz vardır. Ancak tabii bu yeterli mi, ne noktadadır dersek 130 megawattlarda off-peak dediğimiz düşük saatlerdeki yükümüz var. Ancak yaz aylarında bizde Kıbrıs'ta yaz pik yükü daha yüksek, sıcak bir memleket oluşumuzdan dolayı. Yaz pik yükümüz de 290 megawattlara çıktı geçtiğimiz yaz. Bu da demektir ki aslında sınıra çok yakınız. Sınıra yakın olmamızın bir diğer şeyi de 330'un bir kısmı zaten reaktif güç için çalışıyor. Ve bunun yanında 290 megawatt maksimum bir saatte sıcak yedek ve soğuk yedek konusu var. Santrallerimizin herhangi bir durumunda diğerlerinin yükü alabilmesi için çalışması lazım. Bu bağlamda baktığımızda aslında 290-330 kuruluğunun yanında kritik bir nokta. Bizim ivedi bir şekilde üretimle ilgili yatırım yapmamız gerekiyor. Üretimdeki durumumuz öyle. Dağıtım hızlı bir gelişme yaşadık geçtiğimiz 10 yıl içerisinde. Bundan kaynaklanan da dağıtımın eksik kaldığı, yetersiz kaldığı noktalar vardı. Dağıtım kısmı şehirlerin içerisinde biraz daha uğraş vermemiz gereken bir nokta. İletim dediğim gibi çok kötü bir durumda değil. Üretimle ilgili şu an sıcak yedek yanında soğuk yedek dediğimiz çalışmayan vaziyette ama bir başka santralımızın arızalı olması durumunda hemen devreye alabileceğimiz santrallar bazında soğuk yedekte çok geriyiz. Oldukça kötü durumdayız. 60 yani yüklü bir vakitte 60 megawattlık buhar türbinlerinden bir tanesine bir arıza olduğunda kesintiye gitmek zorunda kalıyoruz. Bu işte soğuk yedeğimizin olmayışıdır. Üretim konusunda yapamadık. Yani yakalayamadık. Bunun sebepleri belki farklı taraftan bakılabilir ama en büyük sebeplerinden bir tanesi Kıptek'in mali durumu. Kıptek kendi başına bu yatırımları yapabilecek durumda değil. Geçmişte aslında çok da eleştirildi aslında birçok kesim tarafından ama o olmasaydı şu an bile kesinti yaşıyor pozisyonda olabilirdik. Tekneciye kurulan dizel santraller ve bunları yapmak için de kaynak yaratmak için kilowatt saat başına konan 2 kuruşluk bir fark vardı. O toplanan paralarla o santraller yapıldı. Belki bir kısmı yapılabildi, bir kısmı da borç olarak günümüze kadar geldi ama sonuç itibariyle onlar olmasaydı şimdi hiç çok daha kötü bir durumda olacaktık. Kesintiler yaşıyor olacaktık ama yapılamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ekonomik diye düşünüyorum. Bir diğeri de dünyanın değişen, globalleşmeyle değişen şeklinde bu tip yatırımların özel sektör tarafından yapılması yönündeki bir inanış. Bu yönden bir bakış var. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki siyasilerimiz de bunu gerek bizim buradaki siyasilerimiz gerekse bize bu konularda fikir, maddi ve manevi destek veren Türkiye'deki yetkililer tarafından da bu tür yatırımların artık özel sektör tarafından yapılması gerekliliğiyle ilgili bir şey var, görüş var. Ancak bu
ne kadar doğru, ne kadar değil, bu tartışılır. Kişiye göre değişir. Bunun teknik boyutu var, ekonomik boyutu var ve siyasi boyutu vardır, politik boyutu vardır. Yani biz oda olarak düşüncemiz özel Avrupa Birliği'nin de direktifleri çerçevesinde çok küçük ölçekli bir tüketim noktası olduğumuzdan dolayı rekabet ortamının oluşamayacağından üretim kısmının, hatta yani tıptakin dağıtım kısmı da dahil, üretim ve dağıtım kısmı da dahil özelleşmesinin çok büyük avantajlar getirmeyeceği yönündedir. Ancak tabii tıptakin de şimdiki yapısıyla da devam edemeyeceğini biz de söyleyebiliriz. Gerek işleyişteki verimlilik, gerekse ekonomik durum anlamında gelir gider dengesinde bir takım sıkıntıları vardır. Bunların da giderilmesi lazım. Onu da öyle düşünüyoruz. Evet, ülkede yenilenebilir enerji yasası ile ilgili çalışmalar 2009 yılında başladı ve şu sıralarda da tüzükleri tartışılmaya başlandı. Bu sürece nasıl gelindi? Osman Emilel Haber Platformu'nda bunları paylaştı bizimle. Evet, yani yenilenebilir enerji kaynakları dünyada oldukça geçmişe sahip bir nokta. Bizim ülkemizde de uzun yıllar konuşuldu aslında, bu gündeme geldi. Biz oda olarak da Almanya'ya yapılan gezilerde oldu, oraya temsilci de gönderdik ve onun orada bir takım gözlemlerde bulunuldu, geldi oradaki heyetimiz. Biz açıklamalar da yaptık. Ancak siyasi erk olarak ve bunu direkt başlangıç olarak 2009 yılında halihazırda şu anki bakanımızın iki tane paralel yasa olarak bunu gündeme getirmesiyle aslında siyasi boyutu başladı. Biri yenilenebilir enerji kaynakları yasası, bir diğeri de enerji verimliliği yasası. Bu ikisi paralel yürüyen iki tane yasadır aslında. Ve hatta belki de enerji verimliliği yasası bir adım önde olması lazımdı. Önem açısından değil de sıra açısından. Önce verimliliği düşünmek gerekirdi. Sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını, ancak 2009 yılıyla başladı. Bir tanesi ilerledi, diğeri şu an beklemede. Sevindiricidir, geçtiğimiz günlerde aldığımız bilgiyle onun da bu yıl sonuna kadar yoğun bir çalışma sonucunda geçirileceği meclisimizden. Dolayısıyla yani 2009 yılıyla başladı, öyle görünüyor. Nasıl geldi? 2011 yılında yasa meclisten geçti ve son yıllarda oy birliğiyle geçen sayılı yasalardan bir tanesi meclisimizden. Arkasına 2012 yılı içerisinde tüzüğü tamamlandı, sonlarına doğru ve geçti. Bir revizyon ihtiyacı hissedildi. O revizyonlar sonucunda 8 Nisan geçtiğimiz ay içerisinde ikinci tadil edilmiş tüzük de bakanlık kurulundan geçerek yasalaştı. Bunun yanında tüzüğün ve yasanın emrettiği bir yenilenebilir kaynakları kurulu oluşması gerekiyordu, 8 kişi. Bu 8 kişilik kurulun oluşumu da 2 hafta önce tamamlandı. İlk toplantısını yaptı. Bugün ikinci toplantısını da yaptı. Sevindiricidir. Artık yavaş yavaş başlıyor demektir. Kurul şimdi yani tüzükle ilgili konuşuyor, tartışıyor, içeriğiyle ilgili ve gerekli farklı katılımlardan oluştuğu için, farklı disiplinlerden oluştuğu için kurul bir ortak bir yoruma gelmeye çalışıyoruz şu anda tüzükle ilgili, yasayla ilgili ve öyle sanıyorum ki 2 hafta içerisinde de ilk başvuruları alabileceğiz. Yasadan daha önemlisi aslında tüzük. Teknik anlamda içi doldurulan ve işleyecek olan tüzük kısmıdır. Yasa tüzüğün yapmasını emreden ve genel noktaları çalıştıran bir doküman. Tüzükle ilgili tüzüğü hazırlayan arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, biz oda olarak da koyduğumuz görüşlerde, bunu geçmişte de paylaşmıştık basınla da, bu görüşlerimizin bir kısmı kabul gördü, tüzükle değişti ve girdi, bir kısmı görmedi. Tüzüğün üzerine konuşacak olursak, bir, bizim geçmişte ülkemizde yaşanan inşaat patlaması döneminde bir takım sıkıntılar yaşandı. O sıkıntılar içerisinde inşaat şirketi sayımız 50-60'lardayken kayıtlı, 3 yıl içerisinde 350-380'lere çıktı. O dönem içerisinde bu
patlama sonucunda birçok insan mağdur oldu. Birçok firma şu anda battı ve yarım inşaatlar sağda solda görüyoruz, üzülüyoruz. Tüm bunları yaşadığımız için tüzüğü hazırlayan arkadaşlar bu konunun da ilk başta çok popüler olduğu için çok rağbet göreceği, birçok kişinin yapmak isteyeceği ve şirketler kuracağı, sonra bunların ortadan bir şekilde kaybolacağı, işin popülaritesi ve yoğun kısmı bittikten sonra ortada bir sürü insanın gerek garanti kapsamı içerisinde gerekse arızalarla kalacağı, çevireceği, bundan kaynaklanan biraz sert bir tüzük oldu. Kimlerin yapabileceğiyle ilgili sert hükümler vardır. Ve bu hükümlerden kaynaklanan şu anda bir miktar halihazırda bu işi yapan firmalar mağdur oldu. Belki onlar biraz bir geçiş dönemi sağlanabilirdi. Onların da içine katılabileceği bir ortam yaratılabilirdi. O eksik görülüyor. Onun dışında bir ülkesel sınırlamalar var. Bu tartışılabilir aslında. Belki doğrudur, belki değildir ama standartlar ve belgelere bakmanın ötesinde belli ülkelerin ürünlerinin sadece girebileceği bir yapı oluşturulmuştur tüzükte. Bu noktada yani uluslararası bir tüzük olsa veya nasıl diyelim onu şimdi daha bir uluslararası ortamda dışarıya açık bir ülkede bir devletin bir tüzüğü olsa çok kolay bir tüzükle bazı ülkelerin ticari şeyini kısıtlayamazsınız. Size bu farklı tepkiler olarak geri döner. Biz de onu da yaptık. Hani tüzükte bir miktar sınırlama var. Bunun da tabii niyeti iyi niyet var arkasında yaparken. Çünkü dışarıda bırakılan ülkelerden çok kötü ürünlerin de geldiğini çok sık görüyoruz. Bunun kontrolünün çok zor olacağı için de ilk başta çok daha kaliteli, çok daha iyi ürünlerle başlama isteği olduğundan dolayı saygı da duyuyoruz o konuda. Bu noktalar biraz sıkıntı olabilecek noktalar gibi görülüyor. Avrupa'da bu konu çok daha kolay kurulum yapılabilecek, biraz da konutlarla ilgili çok daha kolay karar verilip hemen kurulabilecek, teşvik edilen kısmı o. Bizde oldukça yoğun bir bürokrasi oluştu. O bürokrasiden dolayı belki bir miktar azalacak, teşvik etmesi azalacak bu işin ama öyle sanıyorum ki yine de vatandaşımız çok yoğun ilgi gösterecek buna konutlarla ilgili. Şu an o hazırlıkları yapan, bizlerle görüşen, sorular soran vatandaşımız çok. Dolayısıyla hani o ne kadar etkiler bilmiyorum ama biraz daha bürokrasisi az. Biraz da küçük kurulumlarla ilgili, konutlarla ilgili yapılabilirdi diyebiliriz. Onun dışında tabii ki büyük kurulumlar, santral tipi olacak olanlar veya büyük tesislere kurulacak olanların mevcut şebekemize etkisi de daha çok olacağından dolayı onların çok daha sert ve katı kurallarla olması daha normaldi. Tüzük onu ayırmadı. Yani küçükle büyüğü ayırmadı. Hepsine aynı bürokrasiyi koydu. Ama hani olumlu mu? Olumlu tüzüğün geçmesi, bu işin başlaması, bir yerden başlamak lazım. Ve o yönden de hani mutluluk verici. Bu bahsettiğim konulardan dolayı aslında ikiye bir bölünme var. Hani bir kısım evet halihazırda gerek elektrik işi yapma konusunda büyük şirketlere sahip kişiler olumlu karşılıyor. Ancak hani bu konuya yeni girmek isteyen genç üyelerimiz ve yeni üyelerimiz de tüzüğün çok sert oluşundan, imalatla ilgili kısmının çok sert oluşundan bir miktar eleştiri alıyor, bize de geliyor. Biz de gerekçelerini hani evet bize sorduk, gerekçe olarak da şunları bize aktardılar diyoruz ancak bu noktada. Kendilerine aktarmaya çalışıyoruz. Hangi görüşler çerçevesinde yapıldığıyla ilgili. Ülkesel bazda bizim enerji ihtiyacımızı çok fazla çözecek bir noktada değil. Hani başlayacağız ilk yıl kaç megawatt kuracağız, ondan sonra ne kadar daha kurabiliriz? Mevcut sistemimize yüzde ne kadar, işte 10, yüzde 5 ne kadar enjekte edebiliriz bunu yenilenebilir enerji kaynaklarını? Bu öyle çok büyük işte santrallerden bizi kurtaracak bir nokta değil. Ancak fayda mı? Evet, yeşil enerji bunu bir... Ve bir yerden başlamak lazım. Avrupa Birliği'nin zaten tüm üyelerine direktifi ki bu olası bir anlaşma sonrası bizi de direkt etkileyecek bir noktada.
2020 yılına kadar üretilen enerjinin %20'sini her ülke yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek zorunda. Bu Avrupa Birliği'nin bir direktifi. O bağlamda baktığımızda bizim de kurmaya başlamamız lazım. Ülkesel olarak bize faydası o. Ve yine bir uluslararası noktaya geldiğimizde Kyoto Protokolü eğer Avrupa Birliği olarak bu uygulanmakta Avrupa Birliği üyeleri tarafından orada emisyonla ilgili şeyler var, cezalar ve şeyler vardır. Orada büyük avantajlar olacak. Yani devlet açısından bu böyle değerlendirilebilir. Vatandaş açısından bakacak olursak konutlarla ilgili kısmı ve ticari diğer daha büyük tesislerle ilgili kısmı ayırabiliriz. Konutlarla ilgili biz yani ülkemizde enerji pahalı ve kurulacak böyle bir sistem ilk bizden işte artı puan verecek olan nokta bizim tarifelerimizde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dilim var. Konutlarda bu dilimler var ve dördüncü dilim 65 kuruş kilowatt saati. En pahalı nokta o ve orada çok az bir vakit kalıyor her bir konut yazda veya kışın içerisinde ama çok fazla bir paraya tekabül ediyor. Çünkü nokta 65 kuruş. Buradan kaynaklanan yenilenebilir enerji kaynakları kurduğumuzda ilk azaltacağımız nokta dördüncü dilime geçmeyecek konut. Dolayısıyla oradan hemen bir parasal bir kısım kurtarmaya başlayacak. Bizim hesaplarımıza göre şu an konutlar için 4,5-5 yıl gibi bir geri ödeme süresi var. Doğru bir sistem kurulursa, iyi hesap yapılır, açısı, yeri iyi hesaplanır, gözlemlenirse 4,5-5 yıl gibi bir geri dönüş süresi var. Bu tip yatırımlar için çok uzun bir süre değil. Bu iyi bir süre. 20 yıllık bir izin alıyorsunuz zaten ve YEK belgesi alıyorsunuz. 4,5-5 yılda bunu geri ödemesini aldıktan sonra geriye kalan sürede de çok iyi kazançlar elde edebilirler konutlar. Bu aynı şey oteller için de geçerlidir. Onlar da aynı şekilde. Ancak TÜZÜK şu anda konutlar için artı bakiye bir sonraki aya bırakabileceğini söylüyor. Geriye kalan ticari ve ticari derken ofisler ve ticarethaneler artı otellerle gibi yerlerle ilgili sanayi noktalarında bir sonraki aya bir aktarma yok şu an TÜZÜK'te. İlerleyen zamanda o nasıl daha farklı değişir mi, nasıl olur şu an bilemem ama onlarla ilgili bir sonraki aya aktarma yok. Konutlar biraz daha avantajlı durumda şu anda. %25'ini de katkı olarak devletten alacaklar. Şu an bütçeye konmuş bir bedel de var bu konuyla ilgili. Kurulumu yaptıktan sonra hak ediş usulüyle %25'ini geri alacaklar devletten. Bu da büyük bir avantaj şu anda. Konutlar için yani TÜZÜK şu an konutlar için oldukça avantajlı bir pozisyonda. Evet, yenilenebilir enerji yasası hayat buluyor. Peki Avrupa'da ya da dünyada yasa ile ilgili, yenilenebilir enerji ile ilgili ne gibi örnekler var? Osman Emilel bizlerle bunu paylaştı. Paylaştığı bir diğer konuysa vatandaşlarımızın alışkanlıklarıydı. Vatandaşlarımız alışkanlıklarından vazgeçebilecek mi? İşte bütün bu soruların cevabı. Avrupa'nın farklı yerlerinde farklı uygulamalar var. İkinci sorumuza başlayalım. Almanya gibi ülkelerde tercih edilen model küçük küçük üreticilerle bu işi çözmektir ve konutlara yaymaya çalıştılar. Ancak Avrupa'nın farklı yerlerinde büyük santrallar bazında da kurulumlar var. Ki onlardaki güneş saati olarak bizden çok daha geri ülkelerden bahsediyoruz. Bizim burada 1700-1750 saat yıllık enerji saatimiz var, güneş saatimiz var. Bu noktada Avrupa'da farklı farklı ülkelerde farklı farklı teşviklerle büyük veya küçük üretimler teşvik ediliyor farklı. Güney Kıbrıs'ta ilk sorunuza gelecek olursak oradaki uygulamada küçük konutlar da var ancak ilk başta 2020 yılındaki bu 2020 yılına kadar %20'yi yakalamak için onlar rüzgarla başladılar. Baf bölgesinde ilk kurdukları 80-83 megawattlık bir rüzgar santraliyle arkasına Larnaca bölgesinde iki tane daha kurdular. Rüzgarla başladılar bu konuya ama ilerleyen zamanda veya işte yakın bir geçmişte bahsediyoruz. Rüzgar yatırımlarıyla ilgili bir durakladılar. Yeni projeleri yapmama kararı aldılar. Çünkü bir takım sıkıntılar yaşadılar. Şebekeye aktarmayla ilgili rüzgar enerjisini. Çok ani rüzgar
artmaları ve eksilmeleri var. Devreden çok hızlı bir şekilde çok büyük güçler, 80 megawatt veya işte 60 megawatt o an üretiyorsa devreden çıkma noktalarına şebekede büyük sorunlar yaşıyorlar. Şimdi güneşe yöneldiler. Yenile yaptıkları bir ihaleyle de 4 ay kadar önce sözleşmelerini imzaladılar. Alım garantili bir takım sözleşmeler yaptılar. Küçük 1 megawattlık, 1,5 megawattlık ve 15 megawata kadar olan tek bir tane 15 kurulumlar yapmak için sözleşmeler imzaladılar. Güneşe de başlıyorlar. Güneşle ilgili tüm dünyadaki güneş panelleriyle ilgili kurulu panellerin yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam %35'i Almanya'da. Geriye kalan dünya ülkeleri de geriye kalanını paylaşıyor. Bu işin teknolojisini ve kurulumla ilgili birinci sırada Almanya, önderliği Almanya çekiyor. Bu tabii güneşle ilgili PV panelle elektrik üretme konusundan bahsediyoruz. Daha farklı modeller, daha farklı üretimler, konsantre ısıyla üretimler Amerika'nın çöllerinde bazı noktalarda denenmekte, büyük santraller kurulmakta. Ve bir diğer aslında güneşten faydalanma yenilenebilir enerji kaynağını biz ülkemizde dünyanın lideri olarak yapmaktayız. %98-99 kullanımla güneşten suyu ısıtma aslında o da yenilenebilir enerji kaynağından faydalanma. Bunu elektriğe dönüştürmüyorsunuz da sıcak suya dönüştürüp kullanıyorsunuz. Ve biz onu yıllardır yapıyoruz. Bu konuda da aslında lider sayılırız. %99 gibi bir kullanımımız var. Bu da çok yüksek bir rakam. Dünyanın başka yerinde yok. Bu tabii bizimle beraber Güney Kıbrıs'ta aslında o oranlarda. Bu sanırım geçmişten gelen bir ortak kültür çerçevesinde olan bir konu. Öyle. Yani Almanya TV'de lider. Sıcak su üretmede de sanırım biziz. Aslında bir miktar değişir mi yaşam tarzımız? Şu anlamda, şimdi enerji verimliliği de bununla beraber yürümesi gereken bir nokta dedik. Enerji verimliliği aslında bir miktar dikkatli olmayı getiriyor ve biz pek bu konularda dikkatli olmaya alışamadık. Bugün bile yıl 2013 enerji verimliliği ile ilgili her yerde bir sürü makaleler, bir sürü dergiler, haberler varken birçok noktada görebiliyoruz. Klimalar çalışırken camın da açık olduğunu, biraz da taze hava girmesi gerekliliğini düşünen çok fazla da şeyimiz var, mekanlarımız var. Bu gerek özelde, gerekse kurumlarda. Bu belki de bir miktar şeyden de kaynaklanıyor. Biz ortamlara taze hava verecek sistemleri kurmuyoruz. Yani mekanik havalandırmayla ilgili bir miktar geri kalışımızdan belki de kaynaklanıyor. Ortamlara biz taze havayı vermeyip sadece klimayla ısıtma soğutma yapmaya çalışıyoruz. Bu da ortamın taze havası eksilince insanlarda bir miktar cama aşma ihtiyacı da hissediliyor. Bu biraz da devlet dairelerinde çok fazla insanın girip çıktığı ortamlarda genelde açık camlarda oralarda görüyoruz ama hatta bazen yani işte elektrik ve parasını ödemediği için de düşünüyoruz ama hani bir miktar da haklılar. Taze hava olmayan noktalar oluşuyor oralarda. Alışkanlıklarımızı bir miktar değiştirmemiz gerekecek. Enerji verimliliğiyle ilgili değiştirmemiz gerekecek. Yine enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili öyle çok fazla değişme gerekir mi? Gün boyunca ürettiğimizi zaten şebekeye vereceğiz. Gece de şebekeden alacağız. Ne kadar az alırsak o kadar artıya geçmiş olacağız. Ona dikkat etmemiz gerekecek. Bir aküye depolamadığımız için gecesi akü bitti miydi, bitmedi miydi, ne noktadadır falan konusuna uğraşmayacağımızdan sanırım çok fazla alışkanlıklarımız da değişmeyecek, bizi etkilemeyecek gibi görünüyor ama bir miktar dikkatli olmamız gerekecek enerji verimliliği anlamında. Avrupa ya da dünya ile kıyaslandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yenilenebilir enerji konusunda avantajları ya da dezavantajları neler? Osman Eminel bunları paylaştı bizimle ve paylaştığı bir diğer konu da oda olarak düzenleyecekleri sempozyumdu. Yenilenebilir enerji kaynakları çok çeşitli. Güneş, rüzgar, termal, bunun yanında hidroelektrik ve biyogazlar ve diğer daha birçok sayabileceğimiz yenilenebilir enerji kaynağı var.
bizim ülkemizin şanslı olduğu yer var, şanssız olduğu yer var. Okyanusa kıyıları olanlar kinetik enerjiyi işte dalgadan, akıntıdan elektrik üretebiliyorken bizim denizlerimiz buna çok fazla uyumlu değil, uygun değil. Ancak bizde de güneş çok uygun bir durumda. Rüzgar az da olsa var ama hani bizim şanslı olduğumuz nokta güneş. Biz güneşin üzerine gitmemiz gerekiyor ülke olarak. Jeotermal bugüne kadar yok. Pek bir çalışma da yok ama hani çok fazla çıkarılabilecek veya var mı noktasında olumsuz bakılıyor. Yoktu diyebiliriz. Hidroelektrik yok. Akarsularımız yok. Dolayısıyla şanssız olduğumuz noktalar bunlar. Güneş şanslı olduğumuz nokta. Biz de mecburen onun üzerine gitmemiz gerekiyor. Ve güneşi en verimli bir şekilde kullanmamız lazım. Bu aslında bazı noktalarda yenilenebilir enerji kaynağında güneşi saymazlar. Güneş yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünün kaynağı aslında. Güneş olmazsa rüzgar da olmaz, akarsular olmaz, diğer bitkiler olmaz, dolayısıyla biyokütle olmaz. Baktığımızda güneş bunların hepsinin aslında yaratan nokta, hepsinin kaynağı. Dolayısıyla güneşi kaynak, geriye kalanı yenilenebilir enerji kaynağı diyen literatür de var, kitaplar da var ama hani güneşi de yenilenebilir enerji sayıyorsak bizim onun üstüne gitmemiz lazım. Şimdi kurula henüz gelen, hani kurul çünkü daha duyuru yapmadığı için çok fazla bir talep yok. Ancak kurulun içerisindeki üyelerle konuştuğumuzda, o üyeleri de her başka noktaların temsilcileri olarak geldiğinden dolayı bize örneğin elektrik mühendisleri odası olarak geçtiğimiz bir yıl içerisinde çeşitli firmalar, yabancı kaynaklı firmalarda büyük santral bazlı kurulumlarla ilgili taleplerini ve istekleriyle beraber geldiler. Bizden görüş de aldılar, konuştuk. Küçük tüketiciler dediğimiz konutlar veya ticari yapılar da, atölyeler falan da sürekli tanıyan herkes konuşuyor, soruyor. İlgi büyük. Yani vatandaş gerek içeride gerekse dışarıdan da ilgi büyük. Öyle görülüyor ama ki hani önce içeride bu konuyu başlayacağız konutlarla falan. Büyük yatırımcı, dışarıdan gelecek olan yatırımcı şu anda pek olmayacak gibi görülüyor. Tüzüğün yapısı gereği de bir miktar. İleride alım garantili veya benzeri yapılarda noktasal daha büyük yapılar çıkılır mı? Onu da zaman gösterecek ama ilk etapta öyle görülüyor ki konutlarla başlanacak. Ekim 4-6 2013 Acapulco Otel'de, Girne'de yapılacak bir yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumumuz var. Makine Mühendisleri Odası ile birlikte düzenliyoruz, organize ediyoruz. Bu sempozyumun isim hakkı Türkiye Merkez EMO'nun. Onlar bugüne kadar 6.sını yaptılar. 2 yılda bir yapılıyor. En son 2011'de Denizli'de yapıldı. Her dönemde bir farklı şehirde yapılıyor. 2011'de Denizli'de yaptılar 6.sını. Şimdi bu yıl 7.sını yapacaklardı Ekim'de. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bu yıl Kıbrıs'ta yapmak istediğimizi, bu konuda bizim bu yıl ülkemizde çeşitli atılımların olacağını, dolayısıyla bu konuyu istediğimizi söylediğimizde isim haklarını bize verdiler bu yıl. Kendileri yapmıyorlar. Bize destek verip buraya katılacaklar. Tabii 7. demedik çünkü bizim ülkemizde ilk kez duyulacağı için 7. dediğimizde bunun 6.sı ne zaman neredeydi sorusu çıkacak. Biz direkt YXM 2013 olarak kullandık isim hakkım olarak. Bu 4-6 Ekim 2013'te dedik Acapulco Otel'de destekleyen kuruluşlarımız var, kurumlarımız var. Bakanlığımız, Ekonomi ve Enerji Bakanlığımız destekleyen kurumumuz bu konuya ta başından beri destek verdiler. Kıptek destekleyen kurumlarımızdan o da bu konuya başından beri destek verdiler. Ve özel firmalarımız var, sponsorluk olarak bize katkı koyacak olan. Çalışmalarımız devam ediyor. Call for Paper dediğimiz çağrılarımızı yaptık. Yaklaşık 17 bin maille dünya çapındaki akademisyenlerin bir maillerine Türkiye EMO'nun veri tabanını kullanarak 17 bin kişiye mail atıldı akademisyene. Bizim
broşürümüz dijital olarak. Ayrıca Türkiye'deki tüm üniversitelerin elektrik elektronik bölümlerine, makine mühendisliği bölümlerine broşürlerimiz gönderildi, postalandı. Türkiye'deki tüm EMO'lara ve üyelerine duyuruldu. Burada da üniversitelerimizin tümüne duyuruldu. Şimdi Temmuz sonuna kadar bir süremiz vardır. Burada akademik paperleri bekliyoruz gelmeleri için. Ve biz de diğer hazırlıklar yapıyoruz. Orada bir de fuarımız olacak. Milli Enerji Kaynakları Fuarı olacak. Ve ülkemizde şu an faaliyet gösteren ve yeniliğe başlayacak olan tüm firmalarımız da büyük ihtimalle orada olacaklar. Vatandaşlarımız da o günlere kadar henüz daha kurmamışlarsa, kurmayı düşünmemişlerse gelip fuardan, oradan da faydalanacaklar. Gerekli bilgileri alacaklar, dokümanları alacaklar ve sanırım kurulum ondan sonra da bir miktar daha artacak. Türkiye EMO'larla şimdi orada şubeler var. Bir merkez EMO var Ankara'da. Gerek merkez EMO ile gerekse şubelerin büyük bir çoğunluğu ile ilişkilerimiz çok iyi. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Bir de bu yıl 2012 yıl içerisinde imzaladığımız bir işbirliği protokolümüz var. Karşılıklı gerek akademik konularda gerekse bu sempozyum, panel ve meslek içi eğitim anlamında karşılıklı birbirimize katkı sağlamak için bir işbirliği protokolü imzaladık merkez EMO ile. Diğer şubelerle de kişisel artı yani EMO olarak da ilişkilerimiz vardır. İlişkilerimiz üst düzeyde devam ediyor. Evet, ülkede elektrik denince son zamanlarda akla gelen bir diğer konu da Türkiye'den getirilmesi düşünülen kabloyla elektrik projesiydi. Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası bu konuya nasıl bakıyor? Osman Eminel'den bu cevapları aldık. Biz kabloya oda olarak aslında karşı duruşumuz veya kabulümüz yok. Biz kabloya, kabloyla enerji getirilmesi konusunda bu konunun 3 tane bacağı olduğunu hep her ortamda söyledik. Bunun bir teknik ayağı olduğunu, bunun bir ekonomik ayağı olduğunu, bir de politik ayağı olduğunu düşünüyoruz. Teknik ayağına baktığımızda, mühendis olarak baktığımızda büyük bir sisteme Türkiye, oradan da Avrupa Birliği'ne kadar, Avrupa'ya kadar büyük bir sisteme interconnected olmak konuşulduğunda bunun çok güzel bir şey olduğunu, mutlaka olması gerektiğini söylüyoruz mühendis olarak. Bu teknik boyutu. Çünkü büyük bir sisteme bağlanmak her zaman arz güvenliğimizi artırır. Bizim santrallerimizde veya hatlarımızdaki herhangi bir küçük arzada devre dışı kalmalarından kaynaklanan enerji kesintilerinden kurtulmuş oluruz büyük bir sisteme bağlanmakla. Şu anki arızalarımızın büyük bir çoğunluğu santrallerimizden bir tanesinin devre dışı kalmasıyla frekansın bozulması veya hatlarımızdan bir tanesindeki bir arızadan dolayı bir anda yük üzerine alamayan santrallerimizin devreden çıkması. Arızalarımızın çoğu, ülke boyutundaki arızalarımızın çoğu kapasiteden kaynaklanan. Noktasal tabii arızalar da olabiliyor ama bu büyük bir sisteme interconnected olduğunuzda santrallerinizin toplu devreden çıkmasını büyük oranda kapatmış olursunuz. Bu işin teknik boyutu. Teknik olarak bunun çok iyi olabileceğini söyleyebiliyoruz. Bunun ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutunu tartışmak lazım. Biz projeyi henüz göremedik. Yani bir projenin tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Yatırım maliyetinin, bunun üzerine işletme maliyetinin ve Türkiye'den alınacak enerjinin nereden alınacağı, bu kablonun hangi modelle yapılacağı, bu kablo eğer bir yap işlet devret modeliyle yapılacaksa ve alım garantili bir modelle yapılacaksa, kablonun kapasitesi ve maliyetleri daha farklı olur. Oradan gelecek olan enerjiyi almamız gerekliliği noktasında, diğer taraftan burada halihazırda alım garantili bir başka anlaşmamız var, başka özel firmayla. Bu da demektir ki Kıptek santrallerini kapatacak aslında. Tüm bunlara baktığımızda bunun çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ekonomik boyutuna iyice bir bakmak lazım. Yatırımı özel bir firmaya yaptırıp alım garantisi mi yapmak daha doğru? Yoksa buna bir kredi kaynağı yaratıp bu yatırımı yapıp da o kablonun devletimizin bir malı olması mı ve karşılıklı buradan
belki güneş enerjisini daha fazla kurarız ileride, kendi ihtiyacımızdan da fazla kurmaya başlarız, kendi sistemimizde ihtiyaçtan bahsediyorum. Türkiye'ye belki biz geri dönüp borsaya bir miktar enerji satarız. Bu kabloyu daha farklı kullanabileceğimiz bir ortam yaratabiliriz bu bağlamda. Ancak bu tabii ekonomik boyut ve ekonomik boyutu mühendis olarak sadece biz değil, ekonomistlerin de tartışması lazım. Bunun bir projesini görmek lazım bunun içinde. O projeyi biz henüz yani görmedik. İşte toplam gücün ne olacağını aşağı yukarı duyduk ama hangi bölgeden gelecek, hangi güzergahla gelecek, ne kadarlık toplam bir maliyet olacak ve Türkiye'de borsadan alınacak o elektrik, orada artık enerji borsası var. Oradaki maliyetlere baktığımızda, kablonun yatırım maliyetini aşağı yukarı düşündüğümüzde Kıbrıs'a gelişi elektriğin bizim Teknecik'teki üretimimizden çok çok daha ucuz olmayacak. Biz Teknecik'te yaklaşık 15,5-16 dolar sente enerji üretebiliyorken kilowatt saatini, 1 veya 2 dolar sent, 1,5 dolar sent daha aşağıya belki o enerji de gelecek. Bizim esas maliyetlerimiz santraldan çıktıktan sonra başlıyor Kıptekin. Dolayısıyla biz Kıptekin o diğer yapısal bozukluğunu, ekonomik bozukluğunu gidermezsek kabloyla gelecek olan elektriği de biz vatandaşa yine pahalı satmak zorunda kalacağız. Çünkü bizim esas maliyetlerimiz Kıptekin, ondan sonra gerek şu anki faiz yükünden, paranın maliyetinden gelen maliyetler veya diğer yapısal bozukluktan belki gelen maliyetler var. Bunların hepsinin tartışılması lazım. Bu konuda dolayısıyla ekonomik kısmıyla ilgili bir olumsuz değil ama bir küçük şerh koyarak masaya yatılması gerektiğini düşünüyoruz elektrik meselesi olarak. Bir de politik boyut var. Politik boyutunda EMO olarak diyoruz ki her ülke kendi enerjisini kendine yetecek kadar üretmesi gerekir. Bu bizim için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli. Bunu sadece yani bize özel söylemiyoruz. Nereden alırsanız alın elektriği, ne kadar yakın bir bağınız olan bir ülkeden alırsanız alın. Öncelik kendi enerjinizi kendinizin üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun ötesinde siz yatırımlarınızı yaparsınız ama maliyet sizi daha iyi kurtarır, başka yerden de alırsınız. Onu yaparsınız. Türkiye şu anda çevre ülkelerinden kimi zaman enerji satın alıyor, kimi zaman satıyor. Bir ülkeden alırken diğer ülkeye satıyor. Çünkü bu arz, talep ve maliyet konusu. Ama her zaman kendi enerjisinin kendisine yetmesi gerektiğini düşünüyor ve nükleer santral yatırımına kadar girişebiliyor. Etrafında birçok petrol zengini ülke var. Çok ucuza elektrik üretebiliyorlar. Onlardan alabilir ama kaynağı çeşitlendirmek ve kendi enerjisini kendi üretmek için nükleer santrala kadar gidebiliyor. Aynı şekilde bizim de nükleer santrala gitmeyelim aman ha da yani kendi enerjimizi kendimiz üretmemiz gerekir düşüncesindeyiz. Onu yaptıktan sonra evet ekonomik olan bir başka yani kabloyla gelmesi ise o da gelebilir. Oradan da alabiliriz. Ancak her zaman kendimize yetecek bir enerjinin olması gerekir. Bu politik boyutun ötesinde bir miktar da teknik taraftan da aslında kablo denizin altında. Hani ne kadar arıza olabilir? Belki çok nadiren görülebilecek bir arıza olur ama hani bir arıza oluşmasında o kablonun tekrardan yüzeye alınıp tamiratının yapılıp tekrar yatırılması böyle birkaç günlük bir olay değil. Bunu yapan özel gemiler var ve sayılı sayıda dünyada. O gemiyi bulacaksınız, o Akdeniz'de bir yerde olacak veya o an boş olacak. Gelecek, o kabloyu bir ucundan yakalayacak ve yavaş yavaş alacak yukarıya, çıkaracak, tamiratını yapacak. Tabii bu da bir miktar teknik ve çözülmesi gereken başka bir boyutu. Arıza noktasında eğer biz de kendi üretimimizi yapacak pozisyonda değilsek uzun süreli kesintiler ülkede olma durumu olacak. Bu konudan ötürü biz kendi enerjimizi mutlaka kendimizin üretebiliyor olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sayın seyirciler, Haber Platformu'nun bu hafta da sonuna geldik. Bu hafta Haber Platformu'nda hem elektrik konusunu hem de yenilenebilir enerji yasasını konuşmaya çalıştık. Bu konuları masaya yatırdık. Haftaya yeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.